Selamünaleyküm, gönlü güzel dostlarım. Aris Oyun Hobileri YouTube kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Mevlana Diyarı Konya'dan kucak dolusu sevgiler. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bugün sizlerin karşısına paskalya ve yılbaşı çiçekleriyle geldim. Arkadaşlar, şöyle bir uzaktan bir çekim yapmak istiyorum sizlere. Bakın şöyle güzelliklerini göstermek istiyorum. Arkadaşlar, bugün sizlere paskalya çiçeğimizin yaprakları neden dökülüyor? Daha tomurcuğa gelmeden yapraklar neden dökülüyor? Artık havalar soğudu, içeri almalı mıyız? Veyahut da ne sıklıkla sulamayız? Onlar hakkında konuşacağız. Arkadaşlar bakın. Yaprak dökülüyorsa şöyle bakın. Benim de dökülüyor. Bu yaprak dökülmesinin sebebi arkadaşlar sulama zamanını geçirdiğimiz zaman da böyle yaprakların şuraları sararıp dökülmeler meydana geliyor. Çünkü ben bunu rahat bir 10 gündür falan sulamıyorum. Bunlar arkadaşlar normal bahçe toprağı gibi olmuyor, bu paskalyanın hazır saslanan topraklar. Mesela bahçe toprağı suladığında baya bir nemli kalabiliyor. Ama bu topraklar hemen, mesela bugün sulayın. Mesela bir yarım saat önce bir sulayın. Sanki hani topraklar sulanmamış gibi oluyor. Ve çok çabuk suyu çekiyorlar. Hani bu kaktüs toprakları, ondan sonra bu sukulent tarzının toprakları biraz farklı oluyor. Hani normal bahçe toprağıyla da oluyor. Hani saslan toprakla, ama bu aynı menekşe toprağı gibi oluyor. Sevgili dostlarım, böyle biraz hani hafif bir yüzey oluyor. Hani böyle bir toprak gibi bir ağırlığı, baskınlığı yok. O yüzden çok çabuk hani susayabiliyor. Şimdi arkadaşlar, kış ayı geldi. Normalde ben bunu 3 güne 4 günde bir suluyordum. Ama arkadaşlar iyicene toprağına bakın. Kuruduğuna emin olduktan sonra sulayın. Mesela bu da rahat bir haftada, yani haftanın 5. günü falan sulamanızı gerektirebilir. Yani suladıktan 5 gün sonra yani. Ama eğer dediğim gibi sizin hani paskalya, yılbaşı çiçekleriniz toprağa, bahçe toprağı ise sevgili dostlarım, onların nem süresi daha fazla uzun olduğu için onlarki de 8 güne bir sulama olabilir. Arkadaşlar, sulama yaparken sizlerden bir ricam var. Artık hani sizlere hep şey diyorduk, sabahları veya akşam saatleri sulama yapın diyorduk, hani sıcaklardan etkilenmesin diye. Artık istediğiniz zaman sulama yapabilirsiniz. Çünkü artık havalar iyice soğudu. Akşam vakti sulama yapmamanızı tavsiye ederim dışarıdaki çiçeklerinize. Neden? Çünkü havalar iyice soğuduğu için sulama yaptığınız takdirde direkt kök üşümesi olabilir. Çünkü ben Konya adına konuşuyorum. Ama siz işte Antalya'dır, Adana'dır, hani Ege tarafı daha hala soğumamış olabilir. O yüzden arkadaşlar siz hani benim bu dediklerimi biraz daha geç vakitte yapabilirsiniz. Ama İç Anadolu artık iyicene yavaş yavaş bayağı bir arkadaşlar soğumaya başladı. Akşamları çok ama çok soğukluk oluyor. Arkadaşlar, İç Anadolu'daki arkadaşlar dinlesin beni. Bir de ayrıyeten çeşme suyundan sulamıyoruz arkadaşlar. Bir bidona su koyuyoruz. Hem dinlenmiş su çiçekleri daha güzel yapar. Ayrıyeten soğuk su olmaz. Artık çeşme sularımız da hani soğuduğu için arkadaşlar, normal bir vakitte öğlen saatinde bile suladığınızda kök üşümesi olabilir. Şimdi arkadaşlar, kapak fotoğrafında bir resim var. Makas resmi var. Görmüş olduğunuz arkadaşlar. Şimdi burada ölmüş bitkiler var değil mi? Mesela ölmüş bitkileri arkadaşlar şöyle örnek vereyim. Elinizi değmeyin arkadaşlar. Makasla şöyle yumuşamış bitkiler arkadaşlar, yapraklarda sulamadığınızda yumuşamış, ölmeye yakın bitkiler olduğunda eliniz değmiyor. Bu paskalya arkadaşlar elinizle değdiğinde bir değişik bir hani tür bir şey oluyor. O yüzden ben hep bunlar video öncesinde çekmiştim. Ondan sonra şöyle makas yardımıyla kesin, ellerinizi değmeyin arkadaşlar. Çünkü bunların uç kısmında da dikenler var. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Görüyor musunuz bilmiyorum ama daha da odaklamak istiyorum. Bakın bunlar da batmaya başlıyor arkadaşlar. Şöyle şunda daha rahat görürsünüz dikenleri. Eliniz hani böyle rahatsızlığı olanlar varsa odaklama yapmak istediğim zaten muhakkak bu odaklanmaz zaten bu telefon. Şöyle bir uzakta. Bakın arkadaşlar,
Görüyorsunuz buralar tüm diken gibi, böyle hani el hastalığı olanlar, egzama hastası olanlar, böyle hani hafif hani bitkilere değmemesi gerekenler arkadaşlar, böyle budama zamanı mesela çiçeğinizi de budayabilirsiniz. Mesela çoğaltmak istiyorsunuz arkadaşlar, elinizle koparmayın zaten bunu. Buradan direkt keserek işlemini yapın sevgili dostlarım. Bir diğer resimde ise arkadaşlar kuru fasulye görmüştünüz. Şimdi arkadaşlar artık havalar soğuduğuna göre, ondan sonra bizim bir şu kuru fasulye olayına geçmeden önce hemen bu diğer olayı anlatayım. Kısaca da bitireyim. Havalar sıcak olduktan sonra arkadaşlar biz maya kürü yapamıyorduk. Öyle değil mi? Çünkü maya kürü yaptığımız zaman sıcak havalarda maya kürü sineklendirme yapar. Patates kürü, maya kürü. Arkadaşlar şimdi maya kürünü yapabiliriz. Maya kürünü ben geçen hafta bu çiçeklerimi uyguladım ama sizleri çekmeye fırsatım olmamıştı sevgili dostlarım. Bu maya kürü de çiçeklerin daha çok canlanması, ondan sonra çoğalması için kullanıyorum. Böyle da maya böyle aktif bir şey olduğu için çiçekleri de böyle daha güzel kendine getirtiyor. Maya kürü vermiştim. Arkadaşlar eğer geçen hafta maya kürü vermeseydim bugün bakliyatlardan kür verecektim. Mesela kuru fasulye, mercimek gibi. Bakın bu şişemde de kuru fasulye var arkadaşlar. Ben kuru fasulyemi arkadaşlar kuru fasulyemi suyuna hiç boşa vermiyorum. Çünkü kuru fasulyede çok fazla protein var arkadaşlar. Neredeyse muzla eşdeğer bir şeyde, potasyumu çok fazla ve bu da çiçeklerin daha iyi coşmasını sağlıyor. Arkadaşlar akşamdan ıslattığınız kuru fasulyeleri hani daha sonra haşlıyorsunuz ya, bazıları kabarması için tuz atıyormuş. Hani kuru fasulye ve nohuta veya karbonat atıyorlarmış. Eğer karbonat veya tuz atmadığınız sürece arkadaşlar haşladığınız kuru fasulyeleri sularını hiç boşa vermeyin. Soğuduktan sonra saksıların doğrudan hiç suyla karıştırmadan doğrudan saksıların büyüklüğüne göre verin. Mesela büyük bir saksıya bir çay bardağı, küçük saksı yarım çay bardağı verin. Protein açısından yumurtayla muzla eşdeğer olduğu için arkadaşlar çiçeklerin daha coşmasını sağlar. Farkındaysanız ben çiçeklerin böyle kötü olduğu zaman kuru fasulye ve hani artık ölmeye yakın bir çiçek olduysa kuru fasulye ve yumurta kürü yaparım. Hani sizler de çok iyi biliyorsunuz. O yüzden şimdi yumurta kürü yapmadım. Ölen bir çiçeğim yok ama arkadaşlar yumurta ile fasulye de eşdeğer olduğu için arkadaşlar fasulye kürü yapıyorum. Bu da sizin aklınızda bulunsun. Benim bugün size anlatacaklarım bu kadar. Bana o güzel zamanınızı ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arasoyun Hobiler YouTube kanalına abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın sevgili dostlarım.